Sayın takipçilerim, bir videomuzda daha beraberiz. Benim gibi orta yaşta olanlar hatırlayacaktır. Bir nesil biz 1960'ların ve 70'lerin Yeşilçam filmleriyle büyüdük. Yeşilçam filmleri Türkiye'de bizlere etkilerken yurt dışında 60'lı 70'li yıllarda gelen gurbetçilerimize de ulaştı. O zaman tek eğlence kaynağıydı bu. Hatta 70'li yıllarda ve 80'li yıllarda videolar çıkmıştı. Yeşilçam filmleri çok popüler olmuştu. O dönemde herkes bunları seyrediyordu. Ama bu filmlerde kullanılan bazı replikler vardı. Hala hafızalarda çıkmaz. Özellikle bugünkü videomuzda hukuken irdeleyeceğim replik şu. Anlayamadım. Bir daha söyler misin? Selma'yı seviyorum ve evleneceğim. Bu Selma katiben değil mi? Evet. Şimdi de karım olacak. Sen çıldırmışsın. Öyle bir evliliği sil çıkar aklından. Selma kimmiş? Dünyanın en güzel, en iyi kızı. Böyle bir kızı hiçbir zaman tanımayacağız. Sen zengin, asil, maruf, Sonderoğlu ailesinin biricik evladısın. Bize ne hediye belirsiz bir gelin mi getireceksin? Öyle bir kız değil. Babası memuriyetten emekli. Bir de kız kardeşi varmış. Namuslu, çalışkan bir kız. Kararımı vermeden önce çok düşündüm. Fakirliği bir suç mu, bir leke mi? Bizi rezil edemezsin. İtibarımızla oynayamazsın. Böyle bir delilik yapacak olursan... Evet, yapacak olursam... Reddederim seni. Mirasımdan da mahrum ederim, sürünürsün. Bu repliği çok duymuşsunuz. Birçok filmde kullanılıyor çünkü. Zengin oğlan, babası tarafından fakir kızla evlenmesine karşı çıkarak... Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan zırnık alamazsın. Mirasımdan mahrum ederim sözleri hep duyulur. Bu filmlerle büyüdük. Avrupa'dakiler de bunlarla büyüdü. Belki şu anki gençler bilemeyebilir ama... Biz bu repliklerin, bu sözler gerçekten de doğru mu? Hukuken ve hayatın gerçeklerine uygun mu diye... Hiç düşünmeden bu filmlere kendimizi veriyorduk. Sanki hayatımızın parçası, ailemizin bir parçası oluyorlardı. Bu videomuzda bu repliği alacağız. Zırnık alamazsın, evlatlıktan reddederim. Bu doğru mu? Böyle bir şey var mı? Hukukumuzda var mı? Bir baba, bir oğlunu reddedebilir mi? Bakalım. Eski medeni kanunumuzda, yeni medeni kanunumuzda da, yani 2002'den itibaren yürürlüğe giren medeni kanunumuzda da, ya da Yeşilçam filmlerinin çevrildiği o dönemdeki 743 sayılı medeni kanunumuzda 1926'da yapılan böyle bir düzenleme yok. Kanun şunu söylüyor. Diyor ki evlenmeden itibaren, nikahtan itibaren 180 gün içerisinde, boşanmadan itibaren de, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren de 300 gün içerisinde doğan çocuk evlilik birliği içerisinde doğmuş sayılır ve babası da doğuran kadının, yani evlilik birliği içerisinde görünen kadının kocasıdır. Burada reddetme, babalığı reddetme olayı var. Soy bağı reddediyoruz davamıza. Fakat bunun içinde kendisi adına kayıtlı, bu süre içerisinde doğmuş bir çocuk, kendi nüfusuna kayıtlı kişi bir yıl içerisinde, bunu öğrendiği tarihten itibaren, bir yıl içerisinde babalığın reddi davası alacak. Bir tür evladı reddetmiş oluyor ama babalığın reddidir bunun teknik ismi. Bu olduğu zaman amenne ve seddakna bu doğru olabilir. Ama hiçbir baba evladını reddedemez, nüfusundan düşüremez başka türlü. Peki bunu anladık. Mirastan reddedebilir mi? Olabilir. O konuda kanunlarımız, her iki kanunumuzda da bu düzenle var. İki şekilde olabilir. Bir anne veya baba çocuğunu mirastan çıkartabilir, mirasçılıktan çıkartabilir veya mirastan mahrum bırakabilir. Bir öncekine biz mirastan çıkartmaya, mirastan ıskat eski tabiriyle, diğer neyse mirastan yoksun bırakmaya da mirastan mahrum bırakma diyoruz. O iki şekilde olabiliyor. Fakat olay mı? Ona da bir bakalım. Türk Medeni Kanunu 510 ve devamlı maddelerinde şöyle diyor, bir baba, bir anne çocuğunu mirasçılıktan çıkartabilir. Neyle? Vasiyetnameyle. Vasiyetnameyle bunu çıkartması mümkün. Yani ben artık bu çocuğu istemiyorum diyebilir. Eğer böyle bir şey yaparsa, yani yazılı vasiyetnameyle bunu yaparsa baba veya anne, o durumda bu kişi yok sayılır fakat hakkı ölmez. Bunun biz Almanca Pflichtanteil dediğimiz saklı payı alt soyuna geçer. Yani onun çocukları varsa... Çocuklarına geçer. Miras devam eder. Ama o kişi
O çocuk alamaz. Filmimizde gördüğümüz gibi baba Cüneyt Arkın'a ne diyor? Mirasından mahrum edebilir. Edebilir bu şekilde. Ama kafasına göre edebilir mi? Hayır. İşte orada da kanun bazı şartlar diyor. Diyor ki kanun, sen diyor vasiyetnameyle bunu yaparsın, böyle sözlü olmaz. Vasiyetnameyle mirastan çıkartmada mirasçı olan çocuğun, yani filmimizde Cüneyt Arkın'ın babaya, anneye veya yakın akrabaya karşı ağır bir suç işlemiş olması gerekir. Veya anneye, babaya veya akrabalara karşı aile hukukundan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmemiş olması gerekir. Öyle bir durum var mı? Sadece kızla evlenmek istiyor. Buna da bakacağız. Demek ki kafasına göre yapamıyor. Bunu vasiyetnameyle yapması gerekiyor ve bu sebeplerden biriyle olması gerekiyor. Bu sebebi de vasiyetnamede yazması gerekiyor. Bunu da ispat edilebilirse sonra da mirasçılıktan çıkartılabilir. Diğer konu mirastan mahrumiyet. Zaten burada filmimizdeki babanın, zengin babanın, fabrikatör babanın veya zengin babanın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bu kanundan kaynaklanıyor zaten. Kişi eğer kanunda belirtilen bu fiillerde bulunmuşsa kendisi zaten otomatik olarak mirastan mahrum bırakılıyor. Yani mirastan yoksun bırakılıyor. Hangi haller bunlar? Bir, miras bırakanı öldürmüşse. Cüneyt Arkın böyle bir şey yapmadı. Veya öldürmeye teşebbüs etmişse. O da yok. Diğer bir konu, sürekli şekilde kendi lehine olacak şekilde vasiyetname düzenlettirmeye çalışmış olması. Veya hile ve aldatmayla vasiyetname yaptırması. İşte bu durumlar ispatlandığında bu kişi zaten kanunen otomatik olarak mirastan mahrumdur. Burada babanın herhangi bir şey yapmasına veya annenin herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Ancak burada şu olur, bu haller var ise miras bırakacak filmimizdeki babamız gibi zengin babamız ancak derse ki bunlara rağmen ben oğlumu affettim, kızımı affettim, mirasımdan alabilir derse hukuki sonuç çıkar. Yoksa mirasımdan da mahrum ederim, sürüm sürüm sürünür demesine gerek yok. Otomatik olarak mirastan mahrumdur o çocuk. Şimdi bu duruma göre baktığımızda filmimizde Cüneyt Arkın ne yapmak istiyor? Kendi katibiyle evlenmek istiyor. Fakir bir kız. Ailece, sosyeteden falan da değil yani. Bu filmlerden hatırlarsınız. O kızla evlenmek istiyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Anayasamızın 20. maddesine göre herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Burada Cüneyt Arkın'ın da yaptığı o. İstediği masumane, sevdiği bir kızla evlenmek istiyor. Bu ne evlatlık, zaten yok öyle bir şey. Mirastan mahrum edilmeye ve mirastan çıkartılmaya gerektiren bir şey değil. Anayasal bir hakkını kullanıyor Cüneyt Arkın burada. Bu anayasal hakkı kullanıyor diye de mirastan çıkartılamaz. Ancak nedendir? Bizim büyüdüğümüz bu filmlerde hep bu replik kullanılır. Zaman zaman Allah rahmet eylesin Hulusi Kentmen söyler, diğerleri söyler. Nedense senaristler bunu söyletirler. Hayır, seyirci üzerinde sanatsal bir etkiye sahip mi, duygusal bir etkiye sahip mi bilmiyorum ama hukuki çerçeve budur. Bu vesileyle hem mirastan mahrumiyet, hem mirastan çıkarılma, hem de evlat konusunu, yani soy bağı konusunu da bu vesileyle sizlere özetlemiş olduk. Bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum.